Evet efendim. Bu nefis yiyecek 1,5 dakika sonra sofralarımıza geldi. Tabii bakıyoruz şöyle bir. Ne diyoruz? Kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif. Afiyet olsun efendim. Türkiye'nin en çok turist çeken ikinci kenti Edirne. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2015 Aralık ayında İstanbul'dan sonra en çok turist çeken şehir Edirne oldu. Kentin bu başarısında tarihi lezzetler, tava ciğer ve badem ezmesinin payı oldukça büyük. Tava ciğeri yemek için binlerce kilometreden gelinebilecek bir nokta burası. İnsanlar bu ciğeri tattıkları zaman benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Geçen yıl Aralık ayında en fazla yabancı turistin giriş yaptığı şehir 822.809 rakamı ile İstanbul oldu. 202.010 yabancının giriş yaptığı Edirne ikinci, 153.776 rakamıyla da Artvin üçüncü sırada yer aldı. Antalya aynı dönemde 99.065, İzmir 24.140 yabancı turist ağırladı. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış olan Edirne, ecdattan günümüze kalan tarihi eserleri ve lezzetleriyle turizmde atağa geçti. Balkanların incisi, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki tarihi Selimiye Camii de Edirne'de bulunuyor. Yöresel yiyecekler tava ciğer ve badem ezmesi, kentin turizmdeki payını arttırmasında lokomotif görevi görüyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, kentin yöresel lezzeti tava ciğeri şöyle tarif ediyor. Kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif. Evet efendim, bu nefis yiyecek 1,5 dakika sonra sofralarımıza geldi. Tabii bakıyoruz şöyle bir. Ne diyoruz? Kehribar gibi sarı, kelebek kadar hafif. Afiyet olsun efendim. Aralık ayında Türkiye'nin en çok turist çeken ikinci şehri olan Edirne bu başarısını hiç şüphesiz tarihi lezzetlerine borçlu. Bu tarihi lezzetlerden bir tanesine tava ciğer efendim. Onu ustasına soracağız. Efendim Türkiye'nin Aralık ayında en çok turist çeken ikinci şehri Edirne olmuş. Bu başarısı hiç şüphesiz tarihi lezzetlere de borçlu. Bunlardan bir tanesi tava ciğeri, bize anlatır mısın? İnşallah önümüzdeki ay birinci oluruz. Bahri Dinar, mutluluğa giden yol mideden geçer, hele hele bu tava ciğer olursa herhalde 5-10 bin kilometreden gelinir diyerek herkesi Edirne'yi ziyaret etmeye davet etti. Şimdi tabii ki tarihi lezzet deyince tava ciğer, Edirne deyince akla ilk gelenlerden bir tanesi tava ciğer. Bizde şöyle bir laf vardır, mutluluğa giden yol mideden geçer. Yani hele hele bu bir de tava ciğer olursa herhalde 5-10 bin kilometreden buraya gelinir. Bir de bizim şöyle bir sloganımız var tava ciğer için. Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm, sende daha neleri var? Yani Edirne'de daha çok şey var efendim. Sizleri Edirne'ye bekliyoruz. Edirne'ye ciğer yemeye ve gezmeye bekliyoruz sizleri. Aralık ayında Türkiye'nin en çok turist çeken ikinci şehri olan Edirne hiç şüphesiz ki bu başarısını tarihi lezzetlere borçlu demiştik. Tava ciğeri anlatmıştık. Şimdi badem ezmesini anlatacağız. Ustası bize anlatacak onu. Kenti turizmde üst sıralara taşıyan bir başka tarihi lezzeti ise 2011 yılının Aİ'si seçilen şekerlemeci Arif Meriç, dünyanın her yerinden Edirne'ye akın akın bir teveccüh olduğunu şu sözlerle anlattı. Şimdi efendim Edirne'ye gelenler diyorlar ki badem ezmemizin lezzetine bakıyor. Ben onlara şöyle bir espri yapıyorum. Siz neyle geldiniz diyorum. Tabi arabayla geldik diyorlar. Şimdi badem ezmesini ikram ettikten sonra ben diyorum siz arabasız uçarak gideceksiniz. Çünkü böyle bir lezzet görülmemiş. Doğal, natürel. Evet, bu sebeple dünyanın dört bir ucağından, her taraftan akın akın Edirne'ye bir teveccüh var. Türkiye geçen yıl 36.244.632 yabancı turisti ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesindeki verilere göre 2015'te Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı önceki yıla göre %1,61 azalarak 36.244.632 oldu. Daha güzel gidelim. Gidelim.